Efendim tekrardan merhabalar diyelim. Hayat'la Barış artık son dakikalar vizyona giriyor. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Taner Bey sizden başlayalım ilk öncelikle. Of of. Derin bir of çektik, bunun anlamı nedir? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Ya ben çok heyecanlıyım. Bugünün burada olmak gerçekten bizim için böyle bir hayal. Çok önce başladık filmin çalışmalarına, masa başı çalışmalarına. Ya biz ilmek ilmek dokuduk gerçekten. Çok uğraştık, çok ter döktük. O yüzden diyorum bugün burada olmamız benim için hakikaten bir hayal yani. Ve çok mutluyum, inanılmaz heyecanlıyım. Bugün izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Ben çünkü gerçekten filmi izlediğimde gurur duydum. Hem ekibimle, çalıştığım oyuncu arkadaşlarımla, hem yönetmenimle, hem yapımcımla gurur duydum. Umarım bu değeri hak ediyordur yani. Siz de beğenirsiniz. Başka. Aslında filmde Barış Bey'le de beraber çalıştınız efendim. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Nasıl geçti sizin için çekimler? Ya Barış benim omuzlarımdaki yükü alan kişidir. Hem onun kabiliyeti hem de insanlığı, yani hem Barış'ı tanıyınca, ailesini tanıyınca inanılmaz derecede iş yüklü yüküm hem omuzlarımdan kalktı hem de açıkçası böyle bir bana bir misyon yüklendi. Barış biliyorsunuz hani Ampute Messi diye lakabı, evet. Çok yetenekli, inanılmaz yetenekli bir insan. Onun hayatında oynamak, onu canlandırmak benim için bir gururdu. Ve çok mutluyum açıkçası. Yani hem Barış tanıdığım için hem de onun hayatını canlandırıyorum. Sizin bakış açınızdan izleyiciler bu filmde neyi görecekler aslında? Bu filmde her şey var. Hem ağlayacaklar, hüzünlenecekler, hem de film bittiğinde bence umutla ayrılacaklar. Bu film bir umut hikayesi. Barış'ın hikayesi umutla dolu çünkü. O küçük bu bir kahraman açıkçası. Ve benim için de bir kahramanı oynamak gerçekten bir gurur duyuyor. Barış Bey bu kadar güzel sözlerin ardından gözlerinizde doldu ama neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ki bu anı yaşamanın mutluluğunu, heyecanını hep birlikte yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Gerçekten bu yola çıktığımızda yapımcımız Hünkar Doğan'ın bana gelip o heyecanını, senin hayatının artık sinema filmi olması lazım, perdeye aktarılması lazım, biraz perdeye aktarılması lazım ve herkese bunu izletmek lazım dediğinde o yapacağını, inancını bana yaşatmıştı. Şimdi ise bu heyecanı aslında hep birlikte yaşıyoruz. Beni oynayan Taner'in, canım abim gerçekten yıllarca takip edip ve onu izlerken kişiliğini, karakterini, yapısını kendime benzetiyorum. Ama ya Barış o bambaşka bir insan. Vallahi bak onu yani bir 10 dakika zaman geçirseniz Barış hakkında Barış tanırsınız yani. Hakkında fikir edinmezsiniz, tanırsınız. Sizin için de zaten özel bir yere sahip olmuş. Ben tanıyınca kesinlikle öyle oldu. Tanıyınca bambaşka bir yere olmuştu ben de. Bambaşka bir yerde oldu. Evet, o zaman teknik direktörümüzü de alalım Sinan Bey hemen. Futbolcumuzun yanına doğru böyle. Siz nasıl yorumlayacaksınız efendim ilk öncelikle çekimleri ve filmi? Dünyanın en yetenekli sporcuları. Mikrofonlara doğru alırsak çok sevinirim. Sesi duyamıyoruz çünkü. Dünyanın en yetenekli sporcularından bir tanesi de Anet hikayesi. Canlandırmaya çalıştık. Çok özel bir hikaye. Ve çok da özel oyuncularla canlandırıldı. Benim için bir şans böyle bir ekibin içinde olmak. Barış'la tanışmak büyük bir şans. Perspektifiniz değişiyor, hayata bakış açınız değişiyor. Ben çok mutluyum, umarım seyircisiyle buluşur. Ben çekerken de söylemiştim. Aslında bu bir ilk. Yani Barış'ın bundan sonraki hayatının devamıyla ilgili daha çok film çekilir. Çünkü onun başarıları, onun hayatı akmaya devam ediyor. Biz sadece bir kesitini aldık. Bu birincisi. Daha devamı olur bu. Devamı gelecek diye zaten söylüyorum. Bülent Bey, sizle devam edelim efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Film için ve karakterinizden de bahsedelim aslında biraz da. Evet, Barış... Sayın Hocam. Çok özel biri. Bizler tabii Barış'ın kurduğu hayali, bugünlere gelmesi filmin yaptık.
bu filmde biraz bizim de tuzumuz olsun dedim çorbada. Çok kıymetli insanlarla tanıştık. Hünkar Bey, yönetmenimiz Ekim Bey, senaryo grubumuz teknik ekip, çok kıymetli oyuncularla Barış'ın hayaline ortak olduk. Çok güzel bir serüvendi inşallah. Seyirci de bu serüvene katılacak. Barış'ın hayalini hep beraber izleyeceğiz. Efendim aslında ekibin ortak konusu galiba Barış'la beraber bir arada olmak. Evet. Size kandıkları nelerdir ya da böyle soralım. Ya şöyle, tabii Barış'ı daha önceden tanıyordum ama yakından tanıdıktan sonra özellikle hayatına dair fikirler edindikten sonra, bilgiler aldıktan sonra çok başka bir duygu besliyorsunuz ona karşı. Çok üzünlü ama bir o kadar da karakterli ve güzel bir hayatı var. Çok özel bir hayatı var. Biz teşekkür ediyoruz bize bu güzel anları yaşandığı için demişsin. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Gürkan Bey sizi alalım efendim hemen. Gel abi gel. Efendim siz neler söyleyeceksiniz hayatla barış için ve özellikle karakteriniz ve filmi nasıl yorumluyorsunuz? Bakış açınız çok önemli. Yani arkadaşlardan çok farklı tabii ki bir şey söyleyemem ama ne yaptığını bilen bir yönetmen, ne yaptığını bilen bir yapımcı, ne yaptığını bilen oyuncular, ne yaptığını bilen bir ekiple çalışmış olmak bir oyuncu olarak tabii ki bize çok büyük keyif verdi. Her zaman o fırsatı yakalayamıyorsunuz. Film için size söyleyeceklerim, tabii ki bir umut filmi, hayalleri yıkılan bir çocuğun o hayalleri inşa ederken, yeniden inşa ederken yanında işte umudunun olması, ailesinin arkasında olması, bir tane koltuk değneğinin, kanedyen adı, onun yanında olması, onunla birlikte hayallerini gerçekleştirebildiğini görüyoruz. İnsana olan umudumuz artıyor tabii. Peki efendim, özellikle Barış Bey ile tanıştıktan sonra da o ekip içerisinde de hayatınızda bakış açılarınızı değiştirdiğiniz noktalar oldu mu? Yani çok fazla olmadı çünkü Barış çok hayatıyla barışık, son derece barışık yaşayan, sorunları görebilen, hayatı net görebilen bir arkadaş. Öğrendim, bildiğimiz kadarını öğrendik. Yani herkes öyle bir hani bulunduğu hayat içerisinden bir değerlendirme yapıp da bir kanıya varmadım açıkçası ben. Görmedim sonuçta kendisi hayatla son derece barışık bir arkadaş yani. Peki efendim, Nazan Hanım. Siz neler söylemek istersiniz efendim ilk öncelikle? En son sıra bana geldi galiba değil mi? En son demeyelim efendim. Astrolojistler en son çırağı. Kesinlikle. Evet. Şöyle, bu filmin mottosu, bunu çok önemsiyorum. Çok önemsediğim için de bu filmin bir parçası oldum. Barış, kendi öyküsü içinde aslında bana, bize ve hepimize çok önemli bir şey söylüyor. Ve diyor ki, en değerli şey hayatın kendisidir. En kutsal şey yaşamdır. Yaşamın önündeki her türlü zihinsel ve bedensel engelleri kaldırın diyor. Dediği için de dünya şampiyonu oldu. O yüzden de böyle bir film, bir biyografi, hepimizin emeğiyle, başta Ekim Pandur ve yapımcımız, kıymetlimiz Hünkar Bey, büyük bir enerjiyle bu işin içine imzasını attı. O yüzden diyorum ki ben de bu filmin parçası olmaktan onur duyuyorum. En kutsal şey hayat. Hayatta barışın. Çok teşekkür ederiz. Son olarak da yönetmenimizi de alalım. Evet, çocuklar beraber. Hadi hep beraber. Nasıldı sizce çekim? Bence hocam çok güzeldi. Barış abi bana ve buradaki abilerim, abalarım bana çok şey kattılar. Evet. Başka ne kattı Barış abi sana? Barış abi bana yani hayatla asla bozuşmamamız gerektiğini ve hayata karşı hiç küsmememiz gerektiğini öğretti. Ve hayata karşı umut dolu bakışlarla bakmamızı gerektiğini öğretti. Benim PR danışmanım kendisi. Ben sizdim haydi. Çağla sen de. Benim için bence çok güzel bir filmdi. Güzel sonuçlar bekliyorum. Çektiğim en iyi filmlerden biri olabilir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sakın hayvanlarına iyi davranalım. Yönetmen nasıldı peki filmde? İyi miydi bari? Bence güzeldi. Güzeldi, iyi. Peki tamam. Peki hocam siz neler söyleyeceksiniz? Çok... Senaryo, oyuncu, grubu olsun. Çok emek verdik. Herkes benimle burada beraber bana güvendi, bana inandı.
ve hep beraber benimle beraber bu yolda emek verdi gerçekten. Herkese çok teşekkür ederim. Burada gördüğünüzün dışında da yüzlerce kişilik ekipler var. Hepsi gene aynı şekilde buna çok ciddi emek veren. Hepsine çok teşekkür ederim. Sadece başta Barış'ın filmiydi bu tabii ki de. Ama filme başladığımız zaman sadece Barış'ın değil, bütün engelliler ve bütün Barış'ın durumunda olan insanlar için umut kaynağı olabilecek bir film olduğunu bunu fark ettik. Umarım kimseyi utandırmamışızdır. Umarım hakkını verebilmişizdir. O zaman hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çocuklar. Yapımcımız tabii ki de. Gençler çok emeği. Tabii ki de yapımcımızı da alalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki şu an bu kalabalıkta en fazla duygusallığı yaşayan benimdir. İlk hayal ettiğimde Barış'ın hayatıyla insanlara umut olabilmek, dünyanın en ücra köşelerinde engeli kendisinde engel olarak görebilen insanlara umut olmak, ilham kaynağı içeren bir içeriğe sahip olmak hakikaten benim için çok gurur verici bir olay. Bugün de onun karşılığını fazlasıyla burada alıyorum. Tabii ki Barış'ı anlatmaya hakikaten bir film yetmez, yetersiz kalır. 2,5 yıldan beri hayatımda her gün Barış'la yatıp kalkıyorum. O da kalmadı. Geçen de basın lansmanında da dile getirdim. 22 aylık oğlum var, adını Barış koydum. Ne yazdınız? Barış Bey'den isimlendiğiniz için. Evet. Çünkü Barış gibi hayatına engel olarak çıkabilen her şeyin üstesinden gelsin diye, örnek olsun diye. Tabii bir deprem bölgesi olduğumuz için, öncesinde de yaşadık depremde, nice canlarımızı kaybettik. Uzuvlarını kaybeden binlerce insanımız var ve onlar sürekli bizle iletişim halindeler. Barış nasıl başardı? Barış nasıl tekrar hayata dönebildi ve bu kadar enerjik? Ve biz de onlara şunu söyledik, filmi izlediğiniz zaman hakikaten bunu göreceksiniz. Ben başta oyuncularımıza ve tabii ki Barış seni saymıyorum artık çünkü film senin. Emek veren herkese, ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ben bu işin yapımcısıyım. Arkamda kıymetli ortaklarım da var. Güç birlikte daha da anlamlı ve daha güçlü oluyor. Onu da yaşamış olduk bugün burada. İnşallah beğenirsiniz. Artık sizlere teslim ettik işi. Hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederiz Doğru Bey. Sıkalım efendim hemen. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu filmde olduğum için çok mutluyum. Ben İsmail Nadir'in oynadım bu filmde. Barış'ın şöyle bir bakış açısı var. Yani film sürecinde ondan aldığım bakış açısı şu. Asla kaybettiğine takılma, olanı güçlendir ve hayatına devam et. Bu beni çok gerçekten felsefesiyle etkileyen bir şey oldu. Canım kardeşim, çok tatlı bir insan kendisi. Onun hikayesi zaten her şeyi çok iyi anlatıyor. Herkese umut olması dileklerimizle herkesi sinemaya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz, iyi seyirler dileyelim, hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim.